Az önce anlattım size arkadaşlar. Ben üniversiteden ayrıldım, Çukurova Üniversitesi'nden. Yani bürocu da olabilirdim, şantiyeci de olabilirdim, hiçbir şey de olmayabilirdim. Ama cesaretle hayata atıldım. Cesaretle. Ben üniversiteden ayrılırken birçok akademisyen, üst düzey hocamız bana şunu söyledi. Sen aklını mı yedin? Millet imkan bulamıyor devlette iş bulmak için. Sen aklın sıra devleti terk ediyorsun. Git özel sektörde sana kim iş verir göreceğiz dediler. Ben de göreceğiz dedim. Karşılıklı görüşüyoruz, görüyoruz falan. Yani cesaret olacak arkadaşlar. Cesur olacaksınız. İnandığınız şeye yürüyeceksiniz. Cesaretli oldum. Ben İbrahim Akdoğan'ım dedim. Yapacağım arkadaş dedim. Her şeyi öğreneceğim. Sıfırdan başlayacağım gerek istedim. Yani mimarlık mesleğini sadece bir ünvan olarak, title olarak görün arkadaşlar. Rütbenizi taktınız. Tamam, mimar oldunuz ama her şey bitmedi. Mimar demek her şey demektir. Mimar demek orkestra şefi demektir. Bakın biz herkese iş veriyoruz değil mi? Yani projeyi aldığımız zaman önce iş görüşmesini biz yapıyoruz. Karşıyı ikna ediyoruz. Demek ki ne bilmemiz lazım? Pazarlama bilmemiz lazım. Mimarlık bölümlerine acilen buradan duyurumdur. Satış pazarlama eğitimi verin. Bir seçmeli ders koyun. Satış pazarlama üstüne olsun. Ben gücüm yetse ben açacağım. Bu sene Çukurova'ya da önereceğim. Yönetim dersi veriyorum. Tesis yönetimi ama buna ilave olarak. Yani hepsine saygım var. Nasıl heykelcilik, resim, fotoğraf vesaire seçmeli alıyorsanız lütfen satış pazarlama konusunda da eğitim alın. Hayatın kendisi satış ve pazarlama. Bu Yönetilmeyen konuda bir meslek yok hocam. Yani siz de hep arkadaşlar söylersiniz. hayatın kendisi satış ve pazarlama. Bakın özetliyorum size. Yıllarca yöneticilik yapmış bir insan olarak özetliyorum. Satış ve pazarlamayı bilmeyen bir insanın bu hayatta hiçbir yere gelme şansı yok. Sadece bir yerde ya memur olur ya bir yerde işçi olur. Ama satış pazarlamayı öğrenen, bilen, bunun için gidin üniversite okuyun demiyorum bakın yanlış anlaşılmasın. Satış pazarlamayı pratikte öğrenin, hayatın içinde öğrenin. On job training denen uluslararası bir terminoloji var. İşte öğreniyorsun, işin üstünde öğreniyorsun o işi. Benim gibi. Gittim akaryakıt sektöründe ben sadece mimarım demedim. Dediler ki sen daha iyisini yapıyorsun, yaparım dedim. Neyi öğreneceğim dedim. Dediler ki bilanço okumayı öğren, satışları öğren. Bir yılda canavar gibi oldum, bölge müdürü oldum bir yıl sonra aynı sektörde. Ve tercihen işletme iktisat mezunlarının yerine tercihen mimarlar almaya başladı. Anlattık bunu, gösterdik. Yani sizler de yapacaksınız kıymetli arkadaşlarım. Lütfen buna lütfen rica ediyorum. Önem gösterin. Satış ve pazarlama. Ya mesela öğrencilik hayatınızda staj yapıyorsunuz değil mi? Büro stajı, mecburi, şantiye stajı bunları yapın. Zaten bunlar olması gereken şeyler. Ama gidin bir yerde de gönüllü satış pazarlama elemanı olun ya. Halı dükkanına gidin halı satın. Seramik dükkanına gidin seramik satıştan sorumlu olun. Akaryakıt istasyonuna gidin bir süre market pazarlaması yapın orada. Marketle uğraşın. Ne kadar garip şeyler söylüyorum değil mi? Ama bunun ne Evet, kadar çok önemli olduğu. alışık olmadığımız şeyler Evet, hocam. işte öyle olsun zaten Beren Nur. Alışık olmasın. Alıştığımız şeyler bizi bu hale getirdi. Evet, kesinlikle hocam. Yani bunu burada devrim yapmak zorundayız hep beraber. Ve bunu başardığınız anda her kapının açıldığını göreceksiniz. Bakın dünyada bir rakam veriyorum size arkadaşlar. Bu bilimsel bir rakamdır. Dünyada %63 meslek grupları eğitimin aldığı mesleği yapmıyor şu an. Çok büyük bir rakam. Hocam siz nereden biliyorsunuz? Ben yurt dışından biliyorum arkadaşlar. Ben yurt dışında her pozisyonda çalıştım. Her sektörden dünya devi şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldim uluslararası toplantılarda. İş görüşmelerinde, yatırım görüşmelerinde. Adam bilmem nerenin CEO'su, nesin diyorum. Sen ben eczacım diyor. O biri bilmem nerenin genel müdürü. Sen ne iş yapıyorsun diyorum. İnşaat mühendisiyim diyor. O biri ne söyleyeyim sen avukatım diyor. Biz niye? Mimarlar nerede? İşte onun için bu kariyer günlerinde özellikle böyle bir altını çizdim. Dünyada aranan, istihdamda aranan nitelikli güç, yöneten mimarlık. Bakın bu terminolojiyi mimarlık bölümüne ilk ben sundum. Yöneten mimarlık. Bu kelimeyi benden başka kullanan yok. Çok bu konuda belki eleştiri de alıyorum. Arkamdan konuşuyorlardır da yönetici mimar mı olur? Yönetmeyle mimar. Yöneten mimarlık arkadaşlar. Yöneten mimarlık. Biz her şeyi yönetiriz. Biz şantiyeyi de yönetiriz. Büroyu da yönetiriz. Akaryakıt dağıtım şirketini de yönetiriz. Seramik bayini de yönetiriz. Bir sektöre gireriz. Orada alt seviyeden başlar. Oranın genel müdürü bile oluruz biz. Hocam zaten Bunlara bu daha. mekanları aslında bizler tasarlıyoruz. Yani tüm aşamalarına biz ortak oluyoruz. Ve neden oraya da yönetim kısmına talep etmeyelim, bunu istemeyelim? Berenur yönetime talip değiliz. Sıkıntımız o. Biz talip olmayınca başka birileri talip oluyor. Hatta o kadar güzel işin yolunu bulmuşlar ki birkaç tane isim vermeyeyim. Bölüm açmışlar. O bölüm sanki potansiyel yönetici üretiyor Türkiye'ye. Bütün yöneticiler o bölümden mezun oluyor.
Öyle bir şey yok arkadaşlar. Onlar da gidiyor orada öğreniyorlar. Bakın bunu yaptırdığım için, başarabildiğim için şu an isim vermeyeceğim. Sizden mezun. O kadar güzel arkadaşlarım şu an Türkiye'nin o kadar güzel kurumlarında görev alıyorlar ki gurur duyuyorum onlarla. Yönetici pozisyonlarına geldiler. Ve hocam hiç aklımızdan çıkmıyor sizin o konuşmalarınız. Biz her şeyi yaparız, biz her şeyi yönetebiliriz. Zin güvenini bize verdiniz. Ve şu an o arkadaşlarım Türkiye'nin çok önemli kurumlarında. Kızılay'da çalışan var. PTT Genel Müdürlüğü'nde çalışan var. Sabancı'da çalışan var. Koç'ta çalışan var. Akbank'ta çalışan var. Demirören'de çalışan var. Alpet'te sayayım daha. Yani bunlar sizden çıktı gitti. Bu teşvikle, bu motivasyonla, bu bilinçle. Evet hocam. Arkadaşlar soru sormak isteyenler varsa şeyle yapabilirsiniz, denizde kaldırabilirsiniz, içeride yazabilirsiniz. Nasıl rahat edeceksiniz? Yani evet, aslında isteyen arkadaşlarımız görüntülerini de açabilir keyifle. Görebiliriz, karşılıklı birbirimizle sohbet edebiliriz. Nasıl arzu ediyorlarsa. Hocam sizden küçük bir şey rica edeceğim. Siz sunumu, paylaşımı durdurursanız eğer ekranda tabii. Sizi şey yaparız. Tabii. Şu an. Tamamdır. Çok teşekkür ederim hocam. Elif Mücellik yaptım. Belli bir önce bir chat'e bir soru gelmişti. Tabii hemen bakıyorum. Hocamızın yazdığı kitabın ismi nedir diye sormuşlar. Evet. Doğrusu iki tane kitap yazdım. Bir tanesi adımı yazarlarsa internette her sitede var kitaplarım. Ben bu kitapları bu arada satış yapmak, para kazanmak için falan filan yazmadım arkadaşlar. Özellikle altını çiziyorum. O kitapların da sizlere ve insanlığa faydası olması için yazdım. Bir tanesi ilk kitabım Hayat Yayınları'nda basıldı. Kur'an'da Mesane Ayetler diye. Şimdi hocam ya siz mimarlık, yöneticilik falan filan derken bu Kur'an nereden çıktı diyenleriniz olabilir. Ben araştırmacı bir insanım. Her şeyi araştırırım. Hayat ve hakikate dair ne varsa hepsini incelerim, araştırırım, bulurum, yazarım. Kur'an'da tekrarlanan ayetlerle ilgili çok önemli bir tespitim vardı. Bu tespiti 30 yıl boyunca okuduğum kitaplardan derleyerek oluşturdum. Önce tesadüf dedim, sonra baktım tesadüf değil, iş ciddiye gidiyor. Ve 5 yıl gibi bir sürede bunları derledim. Adeta bir sahilde kumla böyle iğneyle kum aramak gibi bir şeydi benim için. Derledim. Tabii kitabı yazıyorsunuz ama yayına hemen basmıyor. Hayat Yayınlarına gönderdim. Çok ciddi bir yayın evi. Dediler ki İbrahim Bey öyle bizim hemen basılma olmaz. Bir ilahiyatçı profesör hocalarımız var. Onlara gönderelim. 3 ay incelesinler bu çalışmayı. Sonra bakarız. Yollayın dedim. Yolladılar. 3 ay incelemiş hocalarımız. Sonra beni bir tane ilahiyat profesör hocamız aradı. Ya İbrahim Bey kardeşim siz dedi mimar olduğunuza emin misiniz dedi. Evet hocam dedim. Ya dedi bizim dedi ilahiyat okuyan, doktora yapan öğrenciler böyle çalışmalar yapmıyor bu kadar bilimsel dedi. Sen dedi bunu nasıl yazmışsın dedi. Vallahi dedim hocam benimki zaten bir iddia ya da bir ispat değil. Bir tespit çalışması. Yani gördüğüm, tespit ettiğim bir şeyi ortaya koyuyorum. Bir iddia ya da bir ispat değil. Ve çok etkilendiler ve kitabı bastılar. Son kitabım da arkadaşlar pandeminin bir ürünüdür. Çok derlediğim özel notlarım vardı. Hayat ve hakikat üzerine. Özellikle siz yeni nesil arkadaşlarım da haklı olarak çok hızla büyüyen bir kafa karışıklığı görüyorum. Hayatla ilgili, hakikatle ilgili. O kafa karışıklıklarına bir nebze olsa panzehir olabilmek, o kirleri giderebilmek, karanlıkları aydınlatabilmek, sizlere daha umutla ve ışıkla geleceğinize baktırabilmek için o kitabı yazdım. O da aklın ve vahyin terk edilmesi diye. Arkadaşlar. O da Ankara Kitega yayınlarında basıldı. İmkan olsa hepinize hediye olarak göndermek isterim. Teşekkür adres, ederim. Adres veren olursa da gönderirim. Onu da söyleyeyim. Yazın adreslerinizi. Hediye eder yollarım imzalı olarak. Teşekkür ederiz hocam. Hocam sizden yönetimle ilgili bir kitap bekliyoruz. Bizi mağrum etmeyin ve bir kitap yazın lütfen. Ya bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Soruyu kim soruyor göremiyorum ama hangi değerli arkadaşım sorduysa teşekkür ederim öncelikle. Ama şunu önereceğim ona ben. Son yazdığım kitap hayatın anlamı üzerine bir kitap. Bir şeyin anlamı varsa değerlidir. Anlamı olmayan hiçbir şey değerli değildir. Anlamı olan her şey değerli ve kıymetlidir. Hayatınıza anlam yüklerseniz bu hayatınızı değerli hale getirirsiniz. Çıktığınız bir yolda rotanız varsa o yol değerlidir. Rota yoksa o yol değersizdir. Nereye gittiğinizi bilemezsiniz. Hayat da böyledir. Allah o yüzden insana gerçekten irade, akıl, seçme,
Tefekkür etme, düşünme, algılama ve karar verme yeteneği vermiş. Bu insanı seçime götürüyor işte, iyi ya da kötünün seçimi. Hayata anlam yükleme. İşte yönetim burada başlıyor. Yani öyle söyleyeyim size. Şimdi hocam yönetim vallahi burada başlıyor. Yani hayatınızı bakın arkadaşlar, hayatınıza doğru anlam yüklemeyi başarabildiğiniz anda, hayatı doğru anlamlandırabildiğiniz, anladığınız anda hayatta başarısız olma şansınız yok. Hiçbir şey sizi mutsuz edemez. Hiçbir şey sizi yıkamaz. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevinç, zihninizden gerçekten pırıl pırıl bilgi eksik olmaz. Önce hayatınızı anlamlandırın. Hayatınıza bir anlam yükleyin. Siz kimsiniz ya? Ne yapıyorsunuz burada? Yani 40, 50 yıl, 60 yıl Allah hepinize hayırlı ömürler versin, değil mi? Böyle tesadüf falan filan böyle bir varlık değiliz yani. Bak, iletişim kuruyoruz, paylaşıyoruz, bilgi alışverişindeyiz, değerler alışverişindeyiz. İşte bunları doğru anladığınız zaman siz en iyi yöneten oluyorsunuz. Buna inanın. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir de hemen şey sorulmuş hocam. Altı dili nasıl öğrendiğiniz hakkında bir soru gelmiş. Dil Çok öğrenme güzel. hakkında tavsiyeler Çok güzel. Şimdi o istemişler. zaman biraz arkadaşlarımı güldürerek anlatayım onu. Şimdi arkadaşlar, İstanbul'da öğrenciyim Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Adana'dan sadece İngilizce bilerek gittim. Çünkü Adana'da İncirlik var, Amerikan Hava Üssü. Amerikan Hava Üssü'ne hafta sonları gidiyorum. Çocuğum daha o zamanlar 13-14 yaşındayım. Amerikalıların da izin günü cumartesi ve pazar günleri. Amerikalıları orada dışarıda bulurum da İngilizce öğrenirim diye dolmuş parası bulup cebime koyup İncirlik'e gidiyordum. İncirlik Amerikan Hava Üssü'nde İngilizce öğrendim ben o bölgede. Kendi kendime bedava. Sadece dolmuş parasını. Hatta birkaç tane Amerikalıyı alıp eve getiriyordum. Annem bana çok kızıyordu. Oğlum bizim yiyecek ekmeğimiz var, getiriyorsun bu elin yavrularını eve falan filan, böyle kızıyorlardı. Ama ben niye getiriyordum? İşte dili öğreniyordum onun sayesinde. İngilizce öğrendik. İstanbul'a gittik. Dilin önemini biliyorum. İletişim her şey demektir. Yönetmenin birinci unsuru dildir. Dilini konuşmadığınız hiçbir şey yönetemezsiniz. Dilini doğru konuşmadığınız hiçbir şey yönetemezsiniz. Arkadaşlar, yurt dışı hayalleriniz var. Dil bilmezseniz yurt dışı hayallerini unutun. Ben Arnavutça öğrenseydim orada başarılı olamazdım. Öğrenmeseydim, özür dilerim. Çünkü niye? Yani dil tercüme ile yapılacak bir şey değil arkadaşlar. Tercüme esnasında kelime gidiyor ama duygu gitmiyor. Duygunun gitmesi lazım. Duygunun gitmesi için de senin konuşman lazım. Çünkü ben bir tercüme esnasında, benim ilk günler tercüme olarak bir şey söylüyorum. Adamın gülmesi lazım. Adam suratını asıyor. Sen ne dedin diyorum. Senin dediğini dedim diyor. Benim dediğimi dediğini ben bilmiyorum. Nasıl olacak bu iş? Dedim İbrahim, bu dili öğrenmen lazım. Arnavutça orada öğrendik. İstanbul'da nasıl öğrenciyken öğrendim arkadaşlar? Param yok. Annem babam boşanmış. Zavallı annem dayılarımdan aldığı 3 kuruşla bizi okutmaya çalışıyor. Ekmek zeytin taneyle yiyoruz. Üniversitede öğlen yemeğini bekliyoruz ki karnımızı iyi doyuralım, akşam acıkmayalım. Şaka yapmıyorum. Yani bunu herhangi bir demagoji olsun diye de anlatmıyorum. Bir gerçekliği anlatmak için söylüyorum. Gurur da duyuyorum bunu anlatmaktan. Dil öğrenecek param yok. İstanbul'u bilenleriniz bilir. Hemen İstiklal Caddesi girişinde Fransız konsolosluğu vardır. Hemen girişte. Oraya gittim. Öğrenciyim, daha ikinci sınıfım. Dedim ki ben konsolos beyle görüşeceğim. Dediler ki ya sen kimsin ki konsolos beyle görüşeceksin? Güvenlik falan. Tabii şimdi biz hani 19-20 yaşında bir çocuğuz. Ya dedim çok önemli bir konum var, kendisini arz etmek istiyorum. Neyse güvenlik koluma girdi. Bir yandan da tedirginler falan filan. Konsolos Bey'in yanına gittik. Konsolos Bey de böyle adam yarı Türkçe biliyor, buyurun falan dedi. Ben de akıllıyım ya. Gitmeden birkaç tane Fransızca kelime öğrenmiştim. Adamın gönlünü kazanayım diye. Bak yine gönlü kazanmaya geldik. İçeri girdim böyle. Bonjour monsieur dedim. Comment ça va falan. Adam böyle bir şaşırdı. Ya dedi sen Fransızca biliyor musun dedi. Hayır bilmiyorum ama öğrenmeye geldim dedim. Nasıl öğreneceksin dedi. Param yok dedim. Aşağıda Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğrenciyim ben dedim. Dilinizin hayranıyım dedim. Dünyada 2 tane saray dili var. Biri Osmanlıca, biri Fransızca dedim. Bu saray dilini öğrenmeye geldim dedim. Baktı herif böyle gülümsemeye başladı. Cesarete de hayran kaldı. Götürün bunu yazdırın dedi. 2 yıl Fransız konsolosluğundan bedava Fransız öğrendim. Bir yıl sonra hemen 500 metre aşağıda Alman Goethe Enstitüsü var. Alman konsolosluğu. Yine İstiklal Caddesi, tünele yakın. Oraya gittim dedim ki ya ben aslında sizin dilinize hayranım, Almanlara, Almancaya. Ama mecbur kaldım, Fransızca öğrendim. Siz bana dedim burs verirseniz ben asıl Almanca öğrenmek istiyorum dedim. Onlar dedi ki ya Fransızlardan ne eksiğimiz var? Kendi aralarında görüştüler. Hemen dediler bunu burs verin. Orada da Almancayı bedavaya getirdik Goethe Enstitüsü'nde. Taktik güzel işliyor arkadaşlar. Oradan çıktım İtalyan konsolosluğuna. Yolu öğrendik ya.
bedava yolu. Aynısını İtalyan konsolosluğuna. Dünyanın en güzel dili sizin, işte birkaç güzel İtalyanca kelimeler, buongiorno falan filan. Adamları etkilendiler. Orada da İtalyanca öğrendik sevgili arkadaşlar. Ama sonrasında Japoncayı kendim öğrendim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Arnavutçayı keza kendim öğrendim. Arnavutluk'ta yaşadığım süre içerisinde. Bu şekilde. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten bize de ilham oldu. Sohbetiniz. Çok teşekkür ederim. Yani hemen... bedava dil öğrenmenin de yollarını anlatmış oldum arkadaşlar. Evet, özellikle hocam burada da yine kesinlikle o pazarlama dediğimiz şey de ortaya çıkmış oluyor aslında. İletişimin önemi yine görmüş oluyoruz. Diğer soruma geçiyorum hocam hemen. Arnavut'la ilk gittiğinizde size karşı çıkan olmuş muydu ve siz onları ikna edebildiyseniz nasıl ettiniz ve sizi akaryakıt sektörüne yönlendiren şey neydi? Akaryakıt sektörüne yönlendiren Türkiye'de başlamış olmamdı. Çünkü üniversiteden ayrılınca petrol ofisi Türkiye'de yeni özelleşmişti. Belki bilenleriniz vardır. İlk oraya başvurdum, mimar arıyorlardı. Sektörle ilk buluşmam o sayede oldu. Ama sonrasında az önce bahsettiğim kariyer basamaklarını yavaş yavaş yürütünce arkadaşlar, sektörde en üst düzeye geldik. Arnavutluğa gittiğim ilk yıl evet çok zordu. Yabancı bir ülke. Gerçekten çok geri bir ülkeydi o dönem. Yani sağlık hizmetleri yok, yollar yok. Başınıza en ufak bir şey gelse ilaç bulamıyorsunuz. Değişik bir ülke, dilini bilmiyorum. Bir de bu adamlar Türkler nereden geldi? Genel sektördeki bazı böyle rakip firmalar diyeyim, yerli firmalar orayı zaten ele geçirmişler. Size iyi gözle bakmıyorlar. Ama ben hepsini ziyaret ettim, hepsiyle kahve içtim, hepsine sempatik davrandım. Ziyaret ettim, o benim tevazum onları çok etkiledi. Ayaklarına kadar gitmiş olmam. Önce beni böyle asarız keseriz diyen adamlar daha sonra arabama kadar uğurlamaya başladılar falan, böyle koca koca adamlar. Bunlar gurur verici şeylerdi arkadaşlar. Mesela ben akaryakıt istasyonlarına gittiğim zaman arkadaşlar, saha müdürüyken beni gördüğü zaman istasyon sahibi hemen koşardı beni karşılamak için. Çünkü müdürü gelmiş, hani işte yatırım yapar, para alır, yakıt alır falan filan. Ben önce giderdim o insanlara hizmet veren istasyon akaryakıt servis görevlisi arkadaşlarımın elini sıkardım. İstasyon sahibi şaşırırdı böyle. O bekliyor adam, oranın sahibi. Giderdim işçisinin elini sıkardım. Sohbet ederdim, halatır sorardım, şaşırırlardı. Ya o ne yapıyor falan derlerdi böyle. Ya müdürüm gel odamıza, ya ne odası derdim, bırak odayı. Biz kahve çay içmeye gelmedik. İki tane çay söyle derdim, hemen dışarı söylerlerdi çayı. Biz böyle hem sahayı gözlemliyoruz, hem sohbet ediyoruz, hem istasyonu anlatıyoruz. Yani arkadaşlar, yönetmenin ilk kuralı kalbi ve gönlü yönetmek. Kalbe, gönle girdiğiniz insanı yönetirsiniz. Kalbini ele geçirdiğiniz insanın zihnini ele geçirirsiniz. Kalbini ele geçirdiğiniz şirketin en üst yönetimini ele geçirirsiniz. Bakın neler anlatıyorum. Basit bir şey değil mi? Bunun da yolu satış pazarlama. Doğru satış pazarlama. Şimdi burada çok sevgili, kıymetli siz arkadaşlarıma sesleniyorum. Neden güzel giyiniriz? Güzel kadınlarımız neden güzel makyaj yapar? Bakımlı olur, güzel elbiseler giyer, renkli, değil mi? Keza erkek arkadaşlar neden şık olur? Bu da bir satış pazarlama. Yanlış anlamayın, kötü bir şey yok bunda. Olumsuz bir şey söylemiyorum. Kendinizi topluma pazarlıyorsunuz. Duruşunuzla, kıyafetinizle, temizliğinizle. Bakmıyor muyuz karşıdaki insana ilk geldiği zaman? Bir insanla evet. İlgili ilk notumuzu 10 saniye içinde veriyoruz. 10 saniyede neyini anlıyoruz adamın? Neyine bakıyoruz? Daha hanımefendinin? O iş dünyasına mı giriyoruz? Aslında. Yani İş dünyasına mı giriyoruz? Hayır. Onun önce enerjisine bakıyoruz. Farkında olmadan o göz temasımızla onun enerjisini alıyoruz. Sonra onun duruşuna bakıyoruz. Kıyafetine bakıyoruz. Sonra kendisinin ifade tarzına, seçtiği kelimelere, tonlamasına. Arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler. Bu şekilde oluyor bunlar. Evet hocam. Hemen soruma devam ediyorum. Sorularıma. Çok ilham verici demişler. Çok teşekkür etmişler hocam öncelikle. Mezun evet. Olduktan sonra teklif geldiğinden bahsetmiştiniz. Onlar mı sizi buldu, siz mi onları buldunuz? Bu konudan biraz bahseder misiniz? Onlar beni buldu. Yani şöyle, önce ben onları buldum. Bu üniversiteden ayrılırken Petrolsin'i ben buldum. Ben başvurmuştum. Hatta öyle bir komik sürecimiz oldu. Beni İstanbul'a ilk mülakata çağırıyorlar. Hayatımda uçağa binmemişim arkadaşlar. O dönem hep otobüsle gidiyoruz geliyoruz falan. Dediler ki uçak biletinizi gönderiyoruz. Mülakat var İstanbul'da.
Hayatımda uçağa binmemişim. Ya ciddi misiniz dedim. Tabii dedi. Ya dedim parasını siz mi veriyorsunuz? Evet evet dedi. Biz veriyoruz uçak biletini. Hiç unutmuyorum. Hayatımda ilk kez o yaşımda 29 yaşımda uçağa bindim. Ve İstanbul'a mülakata gittim. Mülakatta oturuyoruz. Tabii dev İK, insan kaynakları yöneticileri, koordinatörler vesaireler, işverenler. CV'me bakıyorlar. Dedi ki ya dedi Aktoz dedi senin bu 5 dili 6 dili nerede kullanacağınızı bizim işimizde bilmiyoruz ama dedi seni Güneydoğu'ya göndermeyi planlıyoruz dedi. Orada faydalı olur umarım diye de bir espri de yaptılar böyle. Olur hocam dedim. Orada da bir de başka dil de öğreniriz diye güzel bir geçiştirmemiz oldu. Yani orada da yine sempati devreye giriyor. Etkin konuşma, kendinizi doğru ifade. İleride bunları çok yaşayacaksınız insan kaynakları mülakatlarında. Evet. Tam da bununla ilgili bir soru var hocam. Size böyle ter akıttıran ama istediğiniz gibi sonuçlandırdığınız bir iş görüşme anınız var mı? Varsa bizimle de paylaşabilir misiniz? Evet, var. Şöyle söyleyeyim. İşte ilk petrol ofisi görüşmeye gittiğimde çok heyecanlıydım arkadaşlar. Çünkü yani düşün sadece üniversiteyi bitirmişim. Akademik ortamda 5-6 yıl görev yapmışım. Hiçbir özel sektör tecrübem yok ve bir anda Türkiye'nin dev bir enerji şirketinin insan kaynaklarının karşısındayım. Bir odaya aldılar beni. Ama bir tek şeyim vardı arkadaşlar. Özgüvenim hiç eksilmedi kendimle ilgili. Çünkü giderken de kafamda bir söz vardı. Bana dediler ya, sen özel sektöre çıksan iş bulacağını mı zannediyorsun? Devlette bulduğun işin kıymetini bil, bir daha bulamazsın. O beni böyle bir sağlam şekilde motive etti ve o bilinçle iş görüşmesine gittim. Mülakat esnasında biz seni neden alalım dediler bu işe. Onlar beklediler ki ben böyle elim ayağım titreyecek zangır zangır falan hani siz öyle yapıyorsunuz ya. Şimdi bazen ben Yıllardır hocam. binlerce mülakat yapmış bir yönetici olarak yurt dışında, yurt içinde. Şimdi sizleri görüyorum zavallılar böyle geliyor. Yavrum böyle tir titriyor. Böyle korkudan el ayak sallanıyor, heyecan. Gözler kırpış kırpış. Zaten o ne demektir biliyor musun? Ben çok korkuyorum demektir. Hani o gözlerin sürekli şu kırpma hali var ya. O çok tedirgin. Çünkü her bedenin bir mimiğin bir ifadesi, bir duygusal karşılığı vardır. Ya da ellerin şöyle olması tir tir titriyor. Korkuyor. Kapatmış kendini. Aman bana dokunma diyor. Aman beni dövme diyor. Dayak yiyecek gibi hissediyor kendini orada. Bir göz teması kurmuyor sizinle. Yere bakıyor. Ayağını sallıyor sürekli. Sürekli. Bunlar arkadaşlar hep eksi. Ben tek tek ellerini sıktım. Ellerini sıkarken göz teması kurdum. Tebessümle selamladım. Hepsini ayrı ayrı. Geçtim oturdum. Seni niye bu işe alalım dediler. Yani biz seni niye alalım dediler. Bir sürü bak CV var dediler. Önlerinde de hakikaten böyle bir CV. 20-30 tane elemişler. Hepsiyle de görüşüyorlar muhtemelen. Çünkü dedim bu işi en iyi ben yaparım dedim. Nasıl sen yaparsın ya şu özgüvene bak dedi. Bir tanesi böyle. Dedim efendim bana dedim 3 ay süre verin dedim. Ben maaş da vermeyin bana dedim. Bana bir araba verin dedim altıma. Bir de bilgisayar verin dedim. 3 ay bana süre verin dedim. 3 ay sonra dedim beni deneyin dedim. Eğer dedim istediğiniz hedeflerin de başarıların üstesinden gelemezsem maaş olarak beni geri postalayın dedim. Güzel fikir ha dedi bir tanesi. Yani düşün bedava adam ne güzel 3 ay çalıştıracak. Başaramasa da gönderecek ama ben başaracağımı biliyorum. Bu özgüvenim onları çok mutlu etti. Ben en iyisini yaparım. En iyi eleman benim dedim. Ve Evet gerçekten bunda hocam. daha sonra çalışarak, disiplinle, gayretimle, saygımla, tevazumla ispat ettim arkadaşlar. Evet Faydalı hocam. olabilir mi bilmiyorum. Kesinlikle hocam. Çok iyi anlattınız. Diğer soruma geçiyorum hemen. Çok teşekkür ederiz hocam. Seni teşekkür etmişler. Acaba mimarlık bilinç sınıfları için verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Ayrıca programları öğrenme konusunda neler tavsiye edersiniz? Son olarak mimarlıkta yan dal olarak neler yapmamızı tavsiye edebilirsiniz? Evet, bunu biraz satır başlarıyla söylemiştim ama hızla bir tekrar edeyim. Sizden ricam şu. Okulda ne veriliyorsa mutlaka alın. Yani çağdaş dünyayı takip edin. Her gün yeni programlar çıkıyor. İşte bakın dünya otomasyona gidiyor. Robotik bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz. Bunları öğrenin. Programlar şunlar bunlar. Her gün yenileri çıkıyor. Bunları öğrenin. Ama benim size hayatta hiç kaybolmayacak ve ne yaparsanız yapın sizi daima rakiplerinizin önüne geçirecek. Size mutlaka iş bulduracak iki altın önerim var. Bunu yapın. Ve bugün yapın. Zaman kaybetmeyin. Bir, Berenur bunu çok duydu ama sizler de duyun. Lütfen ve lütfen yabancı dil öğrenin. Bakın,
Mr. and Mrs. Brown İngilizcesi öğrenmeyin. Gidin iş İngilizcesi öğrenin. İş İngilizcesi, profesyonel iş İngilizcesi öğrenin. Bir CV yazmayı öğrenin. Bir İngilizce yazışmayı öğrenin. Bir hitap öğrenin. Bunları bilmiyorsunuz. Siz sanıyorsunuz ki ben mülakata girdim mi bana havari mavari diyecekler. Ben de fine thanks and you diyeceğim. Böyle bitecek. Bu değil. Bunları sormuyorlar. Artık bunlar geçti. Size üst düzey İngilizce sorular soruyorlar. Sana mesleki hedefini soruyor İngilizce. Hadi cevap ver bakayım. Hadi bir düşün bak yani. Bak şu an düşün. İngilizce bilenleriniz ya zaten biliyorum falan diyordur içinden ama yani %70'inizin bilmediğine eminim ben. Yani samimi olalım. Biz meslektaşız. Birimizden bir şey saklayacak halimiz yok. Ben de öyleydim bir zamanlar. Açtık bunları. Aşmanız için söylüyorum. Adam bunu soracak sana. Cevabını verebilmelisin. Hem de akıcı bir şekilde verebilmelisin. Düşünmeden. Birinci sırada İngilizce. Bakın gidin Almanca, Fransa öğrenin demiyorum. Ha yani evet Fransa'da bir işiniz varsa Fransa öğrenin. Almanya'ya gidip çalışacaksanız Almanca öğrenin. Ama bütün dünyada batı sınırı Alaska'da, doğu sınırı Japonya'da ben dünyanın her yerinde İngilizce konuştum. İsrail'e gittim İngilizce konuştum. Arabistan'a gittim İngilizce konuştum. Romanya'ya gittim İngilizce konuştum. İtalya'ya gittim İngilizce konuştum. İsviçre'de çalıştım İngilizce konuştum. İngiltere'de bulundum zaten İngilizce konuşuyorsunuz. Yani İngilizce öğrenin bir. Mutlaka kitap okuyun arkadaşlar. Lütfen kitapsız kalmayın. Yani kitabı öğrenmeyi, okumayı hayatınızın önemli bir bölümü olarak görün. Okumak bir boş zaman aktivitesi değildir. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Hani boş zamanlarında ne yapıyor? Boş zamanlarında kitap okurum. Ya böyle dünyada böyle saçma bir cümle hayatımda duymadım. Boş zamanda kitap okunmaz. Zamanı dolu yaşamak için kitap okunur. Zamanı doğru yaşamak için kitap okunur. Okunmalıdır. Must. Yani İngilizce var ya hani şimdi oraya geldik yine. Must. Altını çiziyorum. Bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Okumayan bir toplumuz ya. Toplumun %2'si okuyor. %2. Okumadan nasıl olacak bu işler? Okumadan nasıl diyalog kuracağız? Nasıl empati kuracağız? Nasıl karşıyı anlayacağız? Kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Edemeyiz. Okuyalım. Çok iyi İngilizce öğrenelim. Hayata umutla bakalım. Birinci sınıf arkadaşlarım hızla başlasınlar. İlerideki sınıftaki arkadaşlarım zaman kaybetmesinler. Bu iş bir yılda öğrenilir. İyi bir kursa gitsinler. Çatır çatır konuşsunlar desinler ki ben iş İngilizcesi öğrenmek istiyorum. Bana yoğun iş İngilizcesi verin. Onu öğrensin. Hayata hazır olsun. Diğer zaten okulla ilgili ne varsa siz yaparsınız. Hiç şüphem yok. Yani proje falan filan onlar sorun değil. Onlar başaracağınız şeyler. Ama bu çok önemli. Bir de parantez açıyorum tekrar hatırlatma bağlamında. Mutlaka okulu bitirmeden bir şirkette gönüllü satış pazarlama bölümünde çalışın. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Yani o CV'nize hobbies falan filan yazıyorsunuz ya hobiler. Reading yazmış havalı, kitap okumak, chess, satranç falan, play, voleybol. Ya arkadaşlar bunlara kimse bakmıyor kurbanınız olayım. Kimse bakmıyor bunlara. Okumuyorlar. Hayatımda ben bir kimsenin hobisini okuduğumu hatırlamıyorum. Bir kimsenin hobisi beni hiç enterese etmedi. Hiçbir insan kaynaklarını da enterese etmedi. Ama ne etti biliyor musun? Bildiği dil, yabancı diller, stajda nerelerde çalıştığı, kişisel hangi yönünü geliştirdiği, hayatın satış pazarlama rotasında ne kadar tecrübe elde ettiği. Ya satış pazarlama olmayan bir iş yok. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Mimarım. Bunu söylüyorum. Satış ve pazarlamanın olmadığı bir hayat alanı yok. Unutun. Lütfen satış pazarlamayı bir master gibi kendinize görev edinin. Öğrenin. Sonra da ne yapıyorsanız yapın. Büro açsanız da lazım olacak müşteri tavlarken. Şantiyede gitseniz lazım olacak. Doğru malzemeleri seçip tedarikçilerinizle pazarlık yaparken. Kız erkek arkadaş bulurken de lazım olacak. Doğru insanı bulmak adına. İş bulurken de lazım olacak. İnsanlarla diyalog kururken de lazım olacak. Daha ne diyeyim yani? Hocam çok teşekkür ederiz değerli tavsiyeleriniz için. Herhalde biri el kaldırıyor Gamze. Söz hakkı verebiliriz. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba Gamze. Öncelikle zengin hocamız olduğunuz için teşekkür ederiz. Zengin baba yoksul baba da böyle güzel bir mentorluk yaptınız bugün bize. Hem pazarlama hem de proje yönetimi konusunda. Genel olarak şey soracaktım. Ben de proje yönetimi üzerine çalışmalar yapıyorum, makaleler okuyorum ama bir karmaşa olabiliyor ekipte ya da bir motivasyon düşmesi olabiliyor ki siz uluslararası olarak çalışmışsınız. Hani ekibinize farklı ülkelerden de insanlar olabilir. Sadece Arnavutluk vatandaşları da olabilir.
Bu durumlarda çok sık karşılaştınız mı ve hani nasıl çözümler buldunuz? Hani tahminen okuduğunuz kitapların avantajı vardı. İşte sosyolojiyi biliyordunuz, insanları tanımaya hevesliydiniz, kolay halledebilmişsinizdir ama böyle çok çıkmaza girdiğiniz bir an oldu mu proje yönetimi konusunda? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hep aynı şeyi söylüyorum belki ama gerçekten doğru iletişimin yolu dilden geçiyor. Yani neden dilden geçiyor biliyor musun? Dil anlamak ve anlatmaktır. Anladığınız zaman doğru anlatabiliyorsunuz. Mesela ben Balkanlarda olduğum süre içerisinde her dili konuşabilirdim. Benim personelimin yarısı Türkçe biliyordu. Türkiye'de okumuş. İtalyanca biliyorlar çoğu. Arnavutluğun ikinci dili gibi. İngilizce hepsi biliyor. Zaten üç dil bilen ülke neredeyse. Eğitimleri çok iyi bizden. Yani yoldaki tartıcı bile İngilizce, İtalyanca biliyor. Çok ilginç bir ülke. Bizdeki gibi değil. Bak biz üniversite öğrencilerimize neredeyse aman öğrenin diyoruz. Orada yoldaki tartıcı erik satan adam biliyor İngilizce. Hanımefendi biliyor. Ya ben inanamadım yani. Abla 65 yaşında benimle İngilizce konuşuyor. Yani öğrenmiş televizyondan falan dinledim diyor. Merak ettim. Kursa mı gittin? Yok diyor ben televizyon izlerim diyor. Dinlerim diyor. Şimdi dil bileceğiz. İyi dil bileceğiz. Bu çok önemli. Çünkü niye biliyor musunuz? Dili bildiğiniz zaman karşının ruhunu anlıyorsunuz. Çok iyi anlıyorsunuz hem de. Anladığınız zaman saygı görmeye başlıyorsunuz onun nezdinde. Yönetsel sıkıntılarınız minimize olmaya başlıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi ülkemize bir Japon geldiği zaman merhaba dediği zaman biz mutlu oluyoruz değil mi? Kendi dilimizden bir şey söylediği zaman. Seviniyoruz. Aa bizden biri gibi falan. Hoşumuza gidiyor. İşte biz de öyle oluyoruz gittiğimiz zaman. Ya o insanların dilini söylediğiniz zaman onlara şu mesajı veriyorsunuz. Ben size saygı duyuyorum. Sizi kabul ediyorum. Ve sizin aranızda olmanın yolunun sizin dilinizi konuşmaktan geçtiğini kabul ediyorum. Bu var ya büyük bir güç, inanılmaz bir güç. Bütün zorlukları aşıyorsunuz. Bizim orada yerli ortaklarımız vardı. Sadece Arnavutça biliyorlar. Yani İngilizce bilmiyor adamlar. Türkçe bilmiyorlar. 6 ay bana hayatı dar ettiler. Dar ettiler. Şaka yapmıyorum. Eleştiriyorlar, kızıyorlar, içtiğim çayı takip ediyorlar, bu kahveyi ne içiyor diyorlar, onu diyorlar, bunu diyorlar. Her şeyime karıştılar ilk 6 ay. Şu yabancı bir insanız. Ama dillerini konuşmaya başladığım andan itibaren ne zaman ki oturduk, beraber espresso, macchiato içmeye başladık. Arnavutların kültürüdür. Ondan sonra var ya, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi adamlar. Şirkete gelmez oldular 3 ay sonra. Bütün yönetim yetkilerini devrettiler. Niye? Çünkü kalbi fethettik, kalbi kazandık, güven verdik. Yaptığımız işlerle de ispatladık. Siz de böyle arkadaşlar. Ya bu böyle olacak. Adım adım. Okumak, doğru bilgilenmek, dolu bir insan olmak, dil öğrenmek, satış pazarlama tecrübesi elde etmek ve yavaş yavaş kademe kademe yükselmek. Satış pazarlama, daha sonra satış pazarlama müdürü, satış pazarlama direktörü, Türkiye satış müdürü, dünya satış müdürü, genel müdür, CEO, dünyadaki bütün üst yönetim, CEO'lar, genel müdürler, genel koordinatörler satıştan gelen insanlardır. Satıştan yükselmeyen hiçbir üst düzey yönetici göremezsiniz. Evet hocam. En büyük örneği de zaten bizim çekimlersiniz, rol modelimiz. Hemen diğer Bunu soruya bakın. geçeyim hocam. Evet, gelin. Derken. Hocam Tabii. sözünüzü böldüm. Siz devam edin lütfen. Yok yok yani şunun için söylüyorum. Bu anlattığım bir kelime belki ama inanın tüm profesyonel yurt içi ve yurt dışı meslek hayatımın özetidir bu. Ve aspirin gibi veriyorum size. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Diğer sorumuza geçiyorum. Üniversitelik yaparken hiç tasarım yapmanın eksikliğini hissettiniz mi? Hiç hissetmedim. Tam tersi. Bulunduğum şirketin sürekli yatırımlarını yönettiğim için çok fazla proje geliyordu önümüze. Bütün projeleri ben inceliyordum, düzeltiyordum, geri gönderiyordum tasarım ofislerine. Yeniden düzenleyip yolluyorlardı. Çok keyifli bir tahsis süreci diyeyim benim için yürüyordu. Ama şahsım olarak oturup sizler gibi böyle bilgisayarda tasarım çizim yapmadım. Çünkü ona imkanım yoktu. Zaten modern dünya da artık bunu yapmıyor. İşte tasarım ofislerine yolluyorsunuz. Eskizleri açıyoruz masaya, fikirlerimizi anlatıyoruz. Ya da gelen ön eskiz fikirlerini tartışıyoruz. Değişimleri orada yapıyoruz mimar olarak. Elimizle kalemimizle mimarlığımızdan hiç taviz vermeden. Sonra gönderiyoruz. Düzeltilmiş şekilde istediğimiz boyutta sinema gibi bize izletiyorlar çizdiğimiz şeyleri. Bırakın teknoloji yapsın arkadaşlar. Yani sizde üzüldüğüm nokta şu. Çok fazla kendinizi teknik ressamlığa odaklıyorsunuz. Yani bugün programlar, bilgisayarlar yapıyor bunu. Siz evet tasarım kapasitenizi artırın.
O yönde gelişiminizi sağlayın. Programları da tabii ki öğrenin. Gerektiğinde yapın, çizin. O da bir keyif. Ama ilerideki nihai hedefiniz çok fazla bunlarla zaman kaybetmek olmasın. İşveren olun.